13-19 Şubat haftası sevgili ikizler, yükselen ve ay burcu olan sevgili takipçilerim, bu hafta sizin için değişmesi gereken birçok noktada adım atacağımız, kendinizi daha iyi ispatlayacağınız ve hatta yerinizin hakimiyeti ve gücünü yaşayacağız. Kimse bana karşı çıkamaz, kimse beni ezemez diyeceğimiz bir hafta olacağı için başarı ve keyif sizin elinizde olsun diyorum. Aynı şekilde bulunduğunuz noktadaki hak edilişinizle ilgili priminiz, paranızla alakalı da net konuşmalar, hatta istediğiniz ekstra geçmişe dönük primlerinizle ilgili de masaya yatacak konuşmalar, kendinizi doğru ifade edin, alın haklarınızı diyorum. Bulunduğumuz ekip ve çevremizdeki iş konularımızın dosya, evrak, yetiştirme temposu, mailler, konuşmaların daha yoğun olacağı bir hafta. Hata istemiyorum çünkü siz hataya müsait bir yapınız yok. Ve hedeflediğiniz noktada kendinize bir ay gibi bir deneme evresi yarattınız burada. Haklarım verilirse buradayım, haklarım yoksa gidiyorum. Çünkü alternatif noktadan da sizi mutlu edecek teklifler size keyif verecek gözüküyor. O yüzden cesaretiniz, keyfiniz sizinle olsun efendim. Devlet ya da kurumsalla bağlantılı çalışan sevgili ikizler için ticari girişimcilik, ruhunuzdaki iyi gelecek evraklar, yeni insanlarla arasındaki iletişiminizin daha güçleneceği ve aklınız bu konuda daha seri ve insanlarla bağınızı daha ifade ederek konuşacaksınız. Agresif değil ama onların agresif tavrıyla endişe duyabilirsiniz. Gerek yok. Başarı, odak, yol sizin için fırsatlar yaratıyor. Şu 18 Şubat'ta Merkür Jüpiter atmışlığı var. Ticari anlamda kariyer hayatınızla ilgili çok büyük firmalarda, çok büyük ticaret hanelerde çalışıyorsanız doğru finansı doğru zamanı bulacağınız bir hafta olacak. Yeni fikirleriniz, yeni oluşumlarınız ve arkanızda destekleyeceği ekiple birlikte girişimci ve yatırımcı ruhunuzda hedeflediğiniz başarıyı hiç korkmadan adımınıza devam edin diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız Venüs Plüton atmışlığı var 19 Şubat'ta. Bu da daha çok duygularınızdan emin olmak, kendi alanınıza odaklanmak, başarı ve sistemlerle alakalı göremediğiniz noktaların gözünü açmanız lazım. Yeni çevre sizin iş camianız için geçerli bir nokta ama siz sadece aynı grupla çalışmak istediğiniz için farklı insanlar tanımak istemiyorsunuz. Artık bunu cesaret edin ve yolunuzu aydınlatın istiyorum. Ve devlette küçük bir noktadan farklı bir şehir ya da bu tarz düşünceleriniz varsa Haziran'dan önce imkansız. Şu an yerinizi sağlam koruyun. Zaten çok büyük bir değişim var ve bu değişimde siz zarar görmenizi istemiyorum dedim. Diyorum bile efendim. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara özellikle iş çevrenizdeki insanların size hayran bakışından nazara gelebilir. Yöneticilerinizin sizi destekleyerek ekip arkadaşlarınızın gözüne gelebilirsiniz. Bol bol nazar duası okumanızı istiyorum. İş beklentiniz varsa ve hala bu konuda sorun yaşıyorsanız 16 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu gerçekleşecek. İş konularında radikal kararlar vererek yeni başlangıçlar, yeni yolculuklar yapabilir. Cesaretinizi bu noktada uygulamanız gerektiğini uyarıyorum. Ve ailemizde mahkeme, cezaevi ile alakalı sıkıntılı olan evladınız, eşiniz, kardeşiniz ya da yakın dostunuz varsa cezası ağır olacak. İyi bir avukatla bunu toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin gideceği seyahatler ve aynı şekilde sizin işinizle alakalı yorgun evre, sanki ev enerjisinde o kadar bıkmışsınız ki ve kimse sizi desteklemiyor bu noktada. Hani çocuk, eş, yalnızlık. Evet, bu ara yeni bir ev fikriniz var. Aynı tempoda çalışıp küçük evinizi taşıyıp büyük ve geniş bir ev almak istiyorsunuz. Bu da size uğurlu ve bereketli olacak. Sevgili gençler, biraz daha ruhunuz hani batık tırnak gibi olacak. Birilerinin canını acıtacaksınız. Kendi derslerinize zarar vermek isteyeceksiniz. Biraz dışarıda alem ruhunuz olacak. Lütfen batık hayatınız, batırmayın hayatınızı. Çok başarılı ve odak noktanız var. Bunları kendinize göre çekmeniz gerektiğini düşünüyorum. İlişkiler konusunda boşanma fikri olanlar kesti davayı, açtı. Hayırlı olsun. Ama evliliğiyle ilgili krizi hafif olanlar da çok güzel desteklerle, ilişki terapisti, doğru görüşmelerle ilişkiyi yavaş yavaş kontrol hakimiyetini aldınız. Devam etmeniz gerekiyor. Çünkü siz birbirinize aitsiniz. Bu dengeyi yıpratmamanız gerekiyor. Çocuklarınızla alakalı bu dönem eğitim konularında bazı aksiliklerden kaynaklı yaşanılacak kaoslar olabilir ve gidip gelmeler sizi yıpratı olabilir. O sırada sinirli konuşmanız olabilir. Oradaki insanlara o tavrı çocuğunuza da yapmış olacaksınız. Bir anne bireyi olarak daha sakin ya da baba bireyi olarak daha sakin olmanızı öneriyorum. Bu arada
Evlilik teklifi bekleyenler biraz gecikme olabilir ama yeni ilişkiye başlayanlar için karşı tarafı çok doğru tanımanız lazım. Biraz çünkü sizin duygusal yanlığınız çok uzun süredir devam ettiği için kendinizi ona kaptırabilir, kendinize zarar getirebilirsiniz diyorum dedim bile. Ve unutmayın ki kendinize ait annenizden ya da anne köklerinizden kalan mirasınızla ilgili toprak mı alayım, araç mı alayım diyorsanız toprak almanızı daha sağlıklı buluyorum. Bu tarz fikirleriniz var. İleride tarım ve müstakil bir ev yapmak istiyorsunuz. Evet, tarım toprağınızı alın, garanti olarak evrede devam edelim. Kredi borçlanması, krediyle ilgili fikri olan sevgili takipçilerim için evet bu doğru bir süreç, yapmanız gerekiyor. Çünkü uzun süredir sıfırlamanız gereken noktalar vardı. Cesaretiniz yok. Artık sıfırlamak için doğru bir döngüdesiniz diyorum. Yalnız bu dolandırıcılıktan çok sanki hattınız üzerinizden ya da bilgisayarın üzerinden yanlış mailler başka insanların hayatına kast olabilir. Bu arada telefonunuzu ya da bilgisayarınızı kime veriyorsanız dikkatli olmanızı öneriyorum. Yanlış konuşmalarda size sıkıntı yaratacak. Evli çiftlerimizle alakalı boşanmalar, evet konuşmalar var ama şu an vazgeçiyoruz. Ama evliliği çok iyi gidenlerde de eşinizin size sürpriz anahtar ya da almak istediği noktanın mutluluğunu tadacaksınız. Evet, sağlık olarak özellikle ufak tefek estetik operasyonları niyetiniz olabilir. Aile büyüklerimizde kalp ritmi bozukluğu ve anjiyo gibi durumlarımız olabilir. Kadınlarda da özellikle bu ara üreme organlarımızla alakalı akıntı, kokuntu bu tarz riskler olabilir. Kontrol edelim. Evet, ani taşınma, hani kış ayında taşınma olur mu diyeceksiniz ama ani taşınmanız var. Çünkü mal sahibinizle yaşadığınız kriz sizi çok fazla yıpratıyor ve artık tahammül gücünüz kalmadı. Ya o beni gırtlaklayacak ya ben onu gırtlaklayacak modundasınız. Yeni eviniz gayet uğurlu ve verimli olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgili teraziler, yükselen ve ay burcu terazi olan güzel ailem. Nasılsınız? Ne bileyim, kalbinizde aşık olmak istiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor. Yeni bir iş ve yeni konularla ilgili kendimi daha iyi nasıl ifade ederim derseniz sizi gerçekten destekliyor. Ve aynı şekilde unutma, hayatında konuşmaktan korktuğun ve affetmez dediğin kişiyle de aynı masada kalacaksın. Sakin ve sessiz kendini doğru ifade ediyorum. Kurumsal bir alanda iş konularımızın çok daha yoğun olacağı bir nokta. Çünkü 16 Şubat'ta Güneş-Satürn arasındaki kavuşum, iş yerinizin yeni girişim, yapacağı ortaklı alanlar, yeni projeler, yeni işlerle ilgili ciddi anlamda yoğun toplantılar, evraklar, kağıtlar, hesaplar, kitaplar havada uçuşacak. Ve yurt dışı ile ilgili seyahatlerle ilgili de birçok insanın ani hazır olması lazım. 18 Şubat'ta Merkür-Jüpiter kavuşumu finansla ilgili yeni bağlantılar kurarak iş alanımızdaki sıkıntıların daha rahat bir şekilde gideceği, ortamın daha sakin bir evreye geçirse aynı şekilde şirketiniz farklı bir ortaklık imzası da yaratabilir. Siz güzel bir şekilde işinize konsantre olmanız lazım. Konum değişiminizle ilgili uzun süredir, son 6 aydır bekleyen sevgili teraziler için şunu demek istiyorum. Evet, 19 Şubat'ta Venüs Plüton 60'lığı var. İşinizle alakalı doğru ve tutkulu bir şekilde adım atarsanız o yer sizin de zaten kimseye verilmeyecek. Sizde bir gevşeklik oldu. Yani nasıl olsa benim deyip işlerinizle alakalı aksilikler yapıyorsunuz. Bunları toparlamanız gerekiyor. Dedim bile. Evet, devletle geçmek, devletle ilgili bazı başvurularınızda bazı olumsuzluklar gibi gözükse de tekrar yazışmaları ihmal etmeyin. Çünkü oradaki başvurunuz olumlu olarak gözüküyor. Ailenize ait 3 katlı ya da 4 katlı bir yerin müteahhit anlaşması var ama ben olsam, param olsa kendim yaparım diyeceğim. Yeriniz çok kıymetli, çok değerli. Biraz daha orayı yaptırmamanızı öneriyorum. Bir de erkek kardeşler arasında, yani ailede erkek, çocuklar, anne, baba, bireyler arasındaki yaşanacak ciddi bir iletişim problemiyle alakalı sorunda yanlış anlaşılmalara sebep olacaksınız. Akşam yemeklerinde ya da hafta sonu yemeklerinde dikkatli konuşmanız gerektiğini de uyarıyorum. Eğer ki devlette farklı bir alana tayin, yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa bununla ilgili üst düzey yöneticilerinizin bazı konularda gecikmesini gösteriyor. Ama eninde sonunda bu nokta sizin için hayırlı olacak. Değişim, iş değişimi için doğru zaman değil. Yani siz bulunduğunuz noktadaki hedeflerinize ulaşın. Ondan sonra o size çok güzel referans olacak. Kalın istiyorum. Eğer ki kendi işiniz varsa, küçücük bir alandaysanız
Buranın biraz daha renkleri, düzeni, dizaynı yenilenmesi lazım. Çok sıkış sıkış oldunuz. Kendi enerjinizi çok fazla yansıtamadığınız için farklı insanların enerjisini de kendi evrenize taşıyamıyorsunuz. O yüzden alanı yenilemek lazım. Çalışan çiftlerimiz arasında şöyle söyleyeceğim. Eşinizin iş kaygısı, iş stresi, iş gerginliği ev içerisinde de devam ediyor. İşte de devam ediyor. Bu sizi çok yıpratıyor. Sizin işinizle ilgili de sade ve evde devam etmek, çocuklar, ev, düzen, aynı şeyleri yapmak sizi yıprattığı için işinize dönmek istiyorsunuz. Belli aralıklarda döneceksiniz. Belli aralıklarda evde devam edeceksiniz. O yüzden şu an hayaller Paris şekilde, evde kekini yap, işine devam et. Bu ara astroloji eğitimi, kurslarla ilgili merak olan sevgili takipçilerim, yapmanız lazım. Çünkü enerjiniz buna müsait. Boşanması çok uzun süredir devam eden çiftlerimizde bu sene boşanma mevzusu bitmiş olacak. Davalar düşmüş olacak. Siz istediğiniz zafere erişeceksiniz. Aynı şekilde yeni dava açanlar için de boşanma anlaşmalı şekilde hemen, yani bugün boşanma kararı verdiyseniz 20 gün içerisinde boşanacaksınız ve hayırlı ve uğurlu olacak gözüküyor. İlişkiler konusunda biraz daha temkinli ve doğru tarihleri beklemek istiyorsunuz. Aslında ciddi ilişkiniz var, adını da koydunuz ama ekonomik olarak oranında sizin de yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı biraz daha ertelemek değil de doğru zamanı bulmakla ilgili beklentilerimiz var. Aile onayladı. Hayırlı ve uğurlu olsun diyor. Yalnız evde ani evi terk edecek, pat diye nişanlanacak ve evlilik kararı verecek evladınızın arkasında durun. Durmazsanız uzun soluklu küskünlükler var. Dikkatli olmanızı istiyorum. Yarım bırakılan eğitimlerle alakalı noktada şunu demek istiyorum. 19 Şubat'ta Venüs Plüton 60'lı yarım bıraktığınız konuları hayatımıza geçirmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili hata yapmamanız gerekiyor. Erteleme döneminiz bitti. Hayatınızda artık erteleyecek vaktiniz yok. Mümkün olduğu kadar bu noktaları hayatımıza geçirmemiz lazım. Bir de evli çiftlerimiz, mutlu giden evli çiftlerimizle alakalı noktada televizyon, dijital eşyalarda yenilik dönemi. Aynı şekilde hani televizyonluk gibi salonda bazı yemek kaşık tabakları, konsol monsol gibi düşünceleriniz var. Hadi bakalım hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız eşinizin diş, genç 20'lik diş problemi olabilir, kaplamalarıyla alakalı sıkıntı olabilir. Eşinize kulak vermenizi istiyorum. Çalışmayan ev hanımların diş problemi olabilir. Eşinize mutlaka söylemeniz gerekiyor. Yoksa sıkıntı ve dişlerinizde ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Bir de çocukla ilgili uzun süredir çocuklarınızın aranızda denge bozukluğu vardı. Bunları toparlamanız lazım. Aynı şekilde çocuk niyeti olanlar için de sağlıklı bir döngü merak etmeyin diyorum. Bu hafta sağlık konusunda işlerimiz ihmal edilmemesi lazım. Bir de çocuklarımızın kulağını deldirmek isteyen takipçilerim, hayırlı uğurlu olsun çocuklarınıza, küpeler, güzel küpeler yakışır diyorum. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Yükselen ve Ay burcu kova olan güzel takipçilerim, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ufak ufak spamlarımız devam ediyor ama eskiye göre değil, bunu da uyarayım. Sevgili kovalar, özellikle iş konularımızla ilgili istememek, gitmemek, ruhumuz iyi hissetmeyebilir, işi bırakmak isteyebiliriz, odaklanma sıkıntımız olabilir, kendimiz o işte olmamamız gerektiğini savunabilirsiniz ama orada bu hafta çok renkli ve keyifli bir hafta. Yerinizle alakalı yapmanız gereken toplantılar, girişimler, hesaplar, kitapların en yoğun olacağı bir hafta. O yüzden bu haftayı böyle kendi içinizde mırıldanın ama iş başınıza, masanıza, evraklarınıza dikkat etmeniz lazım. Çünkü evrak aksi yüzünden işten çıkartılabilirsiniz ya da işinizdeki bazı krizlerden işten çıkmak istiyor olabilirsiniz. Daha temkinli ve doğru noktayı bulmadan çıkmanızı istemiyorum. Sabır, ya sabır çekerek bu haftayı böyle atlatmamız lazım. Ve özellikle de kurumsal bir alanla alakalı çalışanlar, yurt dışı ihracatı, yurt dışı ile bağlantılı olan sevgili takipçilerim için bu hafta Güneş-Satürn kavuşumu sizin kararlarla ilgili çok büyük destekleyecek. Firmanız, iş yerinizdeki insanlara olumlu bir açı sergiliyor ve bu olumlu evre sizin doğru zamanda olduğunuz, yapmanız gereken
işlerinize daha odaklanmanız gerektiğini uyarır. İşe veda değil, işe sımsıkı sarılmanız lazım. 18 Şubat'ta Merkür-Jüpiter kavuşumu 60'lığı var. Ticari içerisinde olduğunuz her noktada parlak bir evre olacak. Yani bu iş yeri geçtiğimiz hafta kazanç sağlamıyorsa, bu hafta daha yoğun projeler, daha güzel alacağımız danışanlar, insanlar daha hareketliliği getirecek ve kazancınıza kazanç, ruhunuza şifa gibi olmuş olacak. O yüzden siz istifadan çok işinize odaklanmanız gerekiyor. Devlette çalışıyorsanız Venüs-Plüton 60'lığı var 19 Şubat itibariyle. Bu 60'lık üst düzey yöneticilerle sıcak enerjilerin gelişeceği, korku evrenizin biteceği, kendinizi o alanda daha ait hissedeceğiniz noktayı gösteriyor. Yani siz aslında tam giderken enerji size yüksek bir noktada. Yeni iş başvurusu olanlar için doğru bir dönem. Çünkü yeni işle ilgili olumlu cevap alır. Bu ara modelliğe, güzellik alanına merak olanlarda da çağırmalar, konuşmalar, ufak tefek dokunuşlar size iyi gelecek. Bu ara bazı kova burçlarında şu oluşmaya başladı. Ben tiyatro, sahne, güzel, dijital alanlarla kendimi renkli bir dünyaya atmak istiyorum diyorsanız bunlarla ilgili altyapınızı güçlendirmeniz lazım. Ondan sonra enerjinizin çok yüksek olduğu ve özellikle de hanenizde çocuğunuz ya da kardeşiniz varsa bu konuda parlak ve isminin gerçekten yaratıcı sanatçı olacağını gösteriyor. Ona destek vermeniz lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız biraz daha zorlayıcı gibi gördüğünüz hafta, özellikle salı, çarşamba, perşembe sizi böyle nefes alamayacak bir yoğunlukta para kazandığınızın farkına varacaksınız. Evet, bu yoğunluğun arkası size çok güzel paralar, yeni çevre, yeni oluşum, hatta uzun süredir iş yerim rengi yoktu, bereketi yoktu derken bereketleneceğiniz bir nokta. Ortaklı iş yapanlarda da bazı kazalara dikkat etmemiz lazım. Malınız yolda düşebilir. Gelecek anlaşmalarda aksilikler olsa da siz o alanın üstünde hakimiyet kurun ki, çünkü burası size büyük bir kazanç verecek. Çalışan çiftlerimizle ilgili noktada biraz daha sakin gibi gözüktüğünü düşünsek de perşembe itibariyle yoğun bir tempo, cumartesi akşamına kadar yoğun bir evre, hatta pazar günü çocuklarla uyuyayım, eşimle uyuyayım diyeceğimiz bir haftayı dört gözle bekleyeceksiniz. Ev değiştirme fikriniz var. Acele etmeyin. Ev alacaksınız çünkü Mart'ın 21'inden sonra. Bugüne kadar şu ev düzenimizi idare etmemiz gerektiğini söyleyebiliyorum. Sevgili gençler, eğitim konularınızla alakalı yaratıcı kodlama mühendisliği, makine mühendisliği bu tarz ya da matematik ve fizik ve kimya üzerinde projeleriniz varsa, bilim insanı olmak istiyorsanız bu hafta sizin beyin enerjinizi çok destekliyor. Odaklanmanız gerekiyor. Yurt dışı ile ilgili bazı fikirlerde olumlu cevaplar alarak kendi yönünüzü daha rahat bir şekilde belirleyeceksiniz. İlişkiler evresinde de 15 Şubat'ta Venüs Neptün kavuşumu var. Kararsızlıklar içerisinde geçireceğiniz, kalbime söz geçiremiyorum, ruhuma söz geçiremiyorum, karşı tarafın ne hissettiğini bilmiyorum diyorsanız artık bu ilişkinin bitmesi gerekiyor. Çünkü siz tek başına bu ilişkiyi yaşıyorsunuz. Öbür tarafın hayatında başka geçmişe ait süreçler var. Siz bu ilişkiden kurtulmanız lazım. Uzun soluklu bir evlilik ya da nişan yüzüğünüz varsa biraz dedikodulara maruz kalabilir, ilişkinizi yıpratabilirsiniz. Rica ediyorum, o sizi çok seviyor. Herhangi bir aldatma, herhangi bir yalan yok. Sadece ve sadece kendi içinde iş konularıyla ilgili yaşadığı sorunlar var. Bunu düzelterek kendi evrenizi oturtmanız gerektiğini uyarıyorum. Evet, evli çiftlerimizle ilgili de ufak tefek koltuk, yenilik ve tablolarla alakalı merak sarabilirsiniz. Bu ara resime merak, odaklanma noktanız olabilir. Bu noktaları düzeltmemiz gerekiyor ve bunlar sizin için başarılı. Eşinizin iş değişimi ve evde işiniz oturuyorsa güzel bir iş anlaşması var. Hiç merak etmeyin diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda kulak tıkanıklığımız, görme probleminiz ve bel fıtığımız olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın.